Mega kutular geri dönüyor. İki hayvan savaşçımız var. Aha, iki tane savaşçı. Olympus'a dönüş ve derin deniz 3 yeni umuydu. Bak, boya, her yeri boya en çok yapan kazanıyor. Why don't we bring back boxes? Everybody seems to want them. Bak, ben bunu çok iyi merak ediyordum. Özür dilemesi lazım mı artık falan filan? Yok abi dedi. Zamanda geri gittik. Because look at what Danny did. Danny mega kutuyu kırdı. Don't worry. Frank let me borrow this. Zaman makinesi. Bununla geri dönüp kutuyu ayarlayacağız. All right guys, this is it. Let's go! Aha, 1 December. 1 Aralık 2022 değil mi? Danny Mega Box'ı yok etmek üzere. Platin teşekkürler ediyorum için, eyvallah. Hatırladım senin itina. Melodiye kostüm gelecek. Eyvallah, hatırladım. No, that one. Tam falanlar gene müdahale etmez. Man, that felt personal. So you gonna be okay? Kutuyu alıp geri geliyor. Güzel. Don't worry. Vallahi mega kutu kalıcı mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Süreli olduğunu söylemediler. Kalıcı olduğunu da söylemediler. It'll be fine. And welcome to Brawl Town. Classic Brawl is the new event. Klasik Savaş bu güncelemede gelen yeni yetkinliğimiz. Aha. Ve ödül olarak mega kutu verilecek bu Klasik Savaş'ta. Klasik Savaş'ı anlatması için Ryan ve Frank geliyor abi. Platin çok sağ ol. 5 tane daha hediye üyelik ettin. Eyvallah. Cosmo 10 tane hediye üyelik. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Yalnız bunların gelişini gördünüz mü? Aynı Larry Labri bozuk arızalı Larry Labri gibi bak. And who better to explain Classic Brawl than Classic Ryan and Frank? That's right. Hello. Ne güzel geldiler değil mi? Çok teşekkür ederim. Platin 10 üyelik toplamda. Hatta 15 üyelik. Cosmo çok teşekkür ederim. New game modes. Yeni oyun modları, yepyeni hiper şarjlar, kostümleri, rengi tasarımı yenilenen klasik kostümler ve mega kutuların dönüşü. Yeterince mega kutu topladığınızda en yeni hiper şarj kostümünüz, bak, mega kutu topladığınızda mega kutularla birlikte size hiper şarj verecek. Demek ki mega kutuları harcamadan biriktirmemiz mi lazım? Hükümdar Riku'yu o şekilde alabilirsiniz diyor bak. Hükümdar Riku'yu o şekilde alabileceksiniz diyor. Altın Riku'yu yeniden tasarladığımız bu kostümde bolca gösterilim, görsel ve iyileştirme var. Olur, Altın Riku nerede? Biz de alalım onu. Dur bakalım. Altın Riku alalım abi. Oğlum bunu şimdi pahalı mağalı yapmasınlar. Nerede? Taşla maşla. Dur bakayım, Altın Riku bu. Ha, mücevheri satan. Mücevherim olursa ben bunu alacağım. Umarım pahalı yapmazlar bunu. Oğlum çok iyi oldu lan. Örneğin hiper şarjlıyken kazandığı özel bir form gibi. Aa! Hiper şarjı kullanınca yeni bir kostüm karaktere bürünüyor. Yeni bir kostüm farklı bir hale bürünüyor. Güzel. Mega kutuları almak için yıldız jetonları toplanız gerekecek. Aynı eski zamanlarda gibi. Eskiler bunları hatırlar. Unutur muyuz hiç? Bir dakika, eskiler bunu nasıl hatırlar? Ha, Saturn Matum var, doğru. Sağ yukarıda New Game yazıyor. Doğru, şu an gelecek olan şeyde yazıyor. 14 gün. Bak, 14 gün süresi var demek ki. Yoksa... Aynen, Riku hiper şarj baz gibi. Doğru. Baksana. 14 gün yazıyor oraya. O ne? Remember what these are. You can get them with your first. 14 gün mü sürecek bu? First win of the day in game modes that have the star token. Günün ilk zaferinden kazanabilirsiniz diyor. Yeterince topladığınızda mega kutu alırsın. And you will receive a mega box. You can also collect them from special quests. Haftalık özel görevlerde de toplayabilirsin. And from a challenge that will happen during the duration of the event. Just like before, you can open your mega box right away, or you can stack them up and open them all at once for that sweet, sweet dopamine. Never opened a mega box before? Why are they so special? Neden bu kadar özeller diyor, anlatalım. Mega kutular özel çünkü tek seferde birden fazla ödül verebiliyorlar. Adi Yılmaz çok teşekkürler diyelim için. Mega boxes are. Bak, bir tane mega kutu açıyor. Bir mega kutu açıyor bak. 3 taş, 50 mücevher, DP katlayıcı, yeni karakter, kostümü, emojisi. Baksana. Skins, coins, and gems. Yes, gems and 12 tane taş çıkıyor lan Mega'dan. Oğlum çok iyi değil mi lan? You can also get the event hypercharged skin and it's chrome. Ayrıca etkinliği özel.
Hiperşarj kostümünü ve renk seçeneklerini dahil de alabilirsiniz diyor. Rico, Hükümdar Rico, Rico, Mücevher Rico, Hükümdar Rico. Etkinlik süresince klasik türde iki yeni odun boyumuz bulunacak. Bak klasik tür, bak klasik, normal turdan farklı. Aydın Yılmaz teşekkür ederim, bir üyelik daha attın. Eyvallah. Ayna savaşında tüm oyuncular aynı savaşçı olarak oynayacak. Oğlum çok iyi lan. Nice to meet you. Nice to meet you. Çok iyi lan. Çok iyi yapıyorlar bu mizacını ya. Bu ne oğlum? Herkes Piper. Herkes Spar. Spike. Herkes Pam. Her zaman yeni ayna savaşı maçları görebileceksiniz diyor. Diğer benzersiz oyun modumuz trompetti. Abi öldürdüğün savaşçı değişiyor bak şimdi. Birini öldürüyorsun. Hangi savaşçıyı öldürürsen onun karakterine geçiyorsun abi. Oğlum çok iyi değil mi lan? There's a set amount of brawlers to progress through and when you get to the final one and defeat another player, you win. Bayağı iyi. İki oyun modunda da klasik etken mevcut. Yani savaşlar en fazla 9 olabiliyor. Have only the first star power and can... Yalnızca ilk yıldız gücüne sahip ve hiper şarj veya aksesuar kullanamaz diyor. Just like the good old days, back in... Tıpkı Drew ve Marzio'nun var olmadığı 2019'un güzel günlerindeki gibi. Ulan Brawl Stars bile biliyor 2019'daki zamanların çok iyi olduğunu. Tabii baksana. Onlar bile biliyor. Şu an o günlere dönmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor ama ne fili. Ya umarım döner ama kutlar umarım kalır. 2019 before Drew and Marcio even existed. That's not all. Güzel. Umut Erenme Efsu Stars teşekkür ederim. Hediyelikleri için. Classic inspired skins coming. Daha da bitmedi. Klasiklerden ilham alan kostümlerimiz geldi. Klasik Shelly, klasik Brock, bak klasik Mike. Baksana bak oyundaki o kostümleri Allah'tan ben almışım onları. İyi ki o kostümlerim var, onlara benzer gelecek. Bak şimdi. Klasik Mike burada görmüş olduğunuz gibi. Klasik Shelly. Klasik Shelly'yi de alalım abi. Bak bunun da yine rengi değiştirilerek geliyor. Klasik Shelly. Sonra bir de burada abi Retro Brock vardı. Klasik değil, Retro Brock. Bunları değiştirerek getiriyorlar bak. Ricochet ve Yıldız Shelly bende olmadığı için onları gösteremiyorum. Örneğin Yıldız Shelly'den yola çıkan Yıldızlı Shelly. Abi ne olacak? Aynısı. Stellar Shelly. Bunların hepsini mega kutudan alabileceksiniz. Lan inşallah. Benim merak ettiğim soru şu. Mega kutuları altınla, taşla, maçla bir yerden alabilecek miyiz? İhtiyar Dynamite her şeyin eski günlerde daha güzel olduğunu düşünüyor. Şerif yardımcısı Brock ortalığı salladı. Lan oğlum Brock yeter daha, getirmeyin daha oğlum, bir sürü Brock oldu. Lan bele getirin. Okey kardeşim. Kızıl Ricochet. We also have remodeled two old guns. İki eski kostümü de yeniledik. Bir şey değil mi? Viking Bull yenilidir ama bence yenilemeseleri daha iyiydi. Bele geldi mi? Geldiyse görmedim, bakacağız. Bir şey değil mi? Bence bu çok güzel olmadı. Bak eski Viking Bull ben seviyordum. Yani main Bull olsa iyi oynayabilsem Bull'u. Söyleyeyim hep Viking Bull'la oynar. Ulan Viking Bull'um yokmuş bile bu arada söyleyeyim. Efsus Star teşekkür ederim. Yenilenler bunlar ol diyor. 32 aylık üye Ali. 32 aydır uyuyor. Bak şu an hem videoda hem yayındasın kardeşim. BG Afusak Kilo Grubu'na hoş geldin. Eyvallah. 3 aydır uyuyor. Fransa selamlar sevgiler dostum. Bu arada Viking Bull diyorum. Bende Viking Bull yokmuş bile. Yani böyle bir sevdiğiniz bilmiyorum ama bence diğeri daha güzeldi. Diğeri neydi? Caveman Frank. Mağara adamı Frank de yenilendi. Ha. Ben ne dedim abi? Ben ne dedim abi? 5 para etmez. Üzerine taş verseler, taşını alıp kostümü kenara atacak olduğunuz bir kostümdü bu mağaradan Frank. Leş, rezalet, felaket, kötü derecede kötü, berbattı. Ama ne oldu? Bakın, böyle bir şey yaptılar bunu. Tamam, bu okey. Diğeri berbattı gerçekten, çok kötüydü. Tlançur hesap, teşekkür ederim Arbile'ye, hoş geldin. Herus, hafif bile katıldın. 3 aydır eyvallah dostum, hoş geldin. Oyundaki muhtemelen en çirkin kostümdü. Bak, kendileri bile biliyor. Kendileri bile biliyor oyunun en çirkin kostümü olduğunu biliyor mağara adamı Frank'in. Güzel. Bu kostümde taş devri Frank adında bir renk seçeneği var. Güzel. Klasik savaş 12 Temmuz. Esiz al abi. Klasik savaş 12 Temmuz'da başlıyor. 31 Temmuz'a kadar sürüyor. 12 Temmuz dediğini? Oğlum 20 gün var. 20 güne kim öle kim kala? That's right. Dude. I told you that's my line. Who's up for Toga Tuesday? Stop trying to make Toga. Marzio ne yaptın reis? Çağ Bey hacca gidiyor reis.
Reis ne yaptın Reis? Tuesday a thing. Same time next week? Same time next week? The gods versus monster season. Tanrılar canavarlara karşı sonunda efsanelere yaraşır kostümler geliyor. Delicious mythos kings upon the land. The Brawl Pass Medusa Ems, including Brawl Pass plus Sapphire and Ruby. Safir ve Yakut, Ems. Bull Minotaur, he's bulldozed the... Minotaur Bull, labirenti tuzla buz etmiş. Hadi bakalım. Ama şey güzeldi, süperini atarken bayağı güzeldi, baksana. And Ruby, Bull Minotaur. Baksana, he's bulldozed... süperini atarken bir tane daha boynuz çıkıyor ekstradan, bayağı iyi. Labyrinth. RT Poseidon, ruler of the waves. Dionysus Angelo, the party animal. Oh, Angelo çok iyi. Aa. baya güzel. Ruler of the waves. Dionysus Angelo. Böyle biraz benziyor Zeus Brock'a. Hello, the party animal. O başındaki şey tacı. Ulan baya şu. Ulan içki mi içiyor lan o? RT Poseidon. Oğlum içki içiyor lan. Dionysus Angelo. Oğlum baksana. Kafa mafa gitmiş öyle. Meyve suyu içerek bu şeye gitmez. Abi içiyor, içki içiyor. Melody de bayağı güzel. Etrafında dönen şeyleri. Aha Athena Piper. Yine mi Piper? Çok güzel. Piper güzel Piper. Bayraktar Piper almadığıma memnunum. Ben bunu alacağım abi. Athena Piper, hileli ateş. Bayağı güzel. Tanrı canavarı 4 Temmuz'da başlıyor, okey. Tek bonuslar. Bu karakter evet. Benim aklıma direkt zaten Unicorn Bunny geldi. Wow. Sert ve tatsız biri olan biri, evet. Atıcı. En son gittiğinde bak alan hasar veriyor, bak şimdi. 3400 veriyor takım arkadaşına, can. Rakibi de 3040 hasar. Bence çok iyi bir karakter. Ice cream lan öyle bir dedi ki canım çekti lan. Lan dondurma almak için ha. Takım arkadaşlarını iyileştirerek süperini doldurabilir. Barry güncellemenin ilk savaşçısı. Bu yeni gelecek savaşçı. Dark Horse. Kötü çocuk biri de bir kostümü geliyor, 29 taş. Buna da 2 sene sonra kostüm gelecek. Teaming up is... Takım olmak harikadır. Bak, Winterade adamdır diyor. Bak görüyor musun? Yeah. Awesome. As long as you're... Hesaplaşma modunda takım olmadığınız sürece. Yok abi, bunları da kabul etmiyor. Hesaplaşma modunda takım olmadığınız sürece takımlaşma harika. Zaten onu desem bitirirlerdi seni abi. Not teaming in showdown. So we are making some... bir önlem alamadınız hani? Improvements to social features. We're making it easier than ever to team up with your IRL friends with new. Ben böyle videolar falan çekiyorum. Ula gitsin, Winterade bitsin la, isimler falan kalksın. Ben en çok sevmiş olduğum duo modunu oynamak istiyorum. Baksana. Benim duo zaferim 8215. Bir yıldır 8000 üstü. 200 tane falan belki duo oynamışımdır. Belki 200 tane. Group QR codes. And it's also going to be easier to... Oyun içinde tanıştığınız oyuncularla oynamaya devam etmek kolaylaştı diyor. Tekrar oynaya dokunarak aynı takımda devam edebileceksin. Oo iyiymiş. Ana menüden hızlı sohbet kullanılabilecek. Maçtan sonra doğrudan arkadaş eklenebilecek. Güzel. Çok. Bu olması gereken bir şeydi. Bu olması gereken bir şeydi. En önemlisi takımla kazandın, iki kat DB kazanacaksın. Lan oğlum yeter, ha sonunda ya. Yemin ediyorum bak, bugün klana biri vardı. Melek herhalde. Onunla konuşuyorken denk gelmişti. Ben görevleri hiç yapmadığımı söyledim. O da hiç yapmadığını söyledi. Çünkü o başlar başlamaz 30 kademeyi alıyor direkt. Bütün kademeyi alıyor, bitiriyor. Ama bak ben kademeyi almadığım halde bile şu an burada hiç ilerlemiyorum. Hiç ilerlemiyorum. Görevlere baksana. Bir sürü görev duruyor. Lan bunları nasıl yapacağım? Ben zaten takımda oynuyorum. O yüzden mutlaka takımla oynanıldığında daha fazla XP'nin harcanması, iki kat XP'nin harcanması önemli. Çok önemli. Abi ses sohbet gelsin. Oğlum ses sohbet gelirse oyun kötü olur. İnceyi anlayanlar beğendi. Takımda değilsen join a team kardeşim. baya güldüm lan buna. Join a team. Clan Reis. Oğlum, şunun bağırışı çok iyi lan. Bak nasıl da mutlu.
Marzio. Bir yanda 1 level ezik Dani, diğer yanda 33 level hiper şarj Marzio. Ripley çaldıya bakıyor aynen. Barley alandaki çalıları yok eden 3 büyük şişe atabiliyor. Güzel. Yani bu da demek ki burada bayağı güzel oynanır bu. Frank'in süperi artık etrafındaki tüm alanı etkiliyor. Önemli. Boksun alana bak. Alana bak lan. Alana bak lan. Frank gerçekten çok oynanıyor. Angelo'nun süperi peşini bırakmıyor tıpkı kötü şöhret gibi. Peki bu ne abi? Bu hiper şarj ne? Neydi bu hiper şarj abi? Hatırlayan var mı? Videoları izleyen var mı? Nerede o? Nerede o hiper şarj kardeşim? Tıkla. Kim bu? Griff mi? Yeni hiper şarj. Ha. Gel abi. Bu değildi herhalde. Bu muydu? Bilmiyorum ama. Hatırlayan var mı? Shorts'ları izleyen var mı Shorts'ları? Barley hiper şarjı tutmadı tabi. Gray var burada. Dur Angelo nerede Angelo? Dur. Aha yeni hiper şarjlar. Hemen göstereyim size. Hemen göstereyim abi. Ulan umarım buradadır. Duck. Ames. Abi bu kim? 2 ay önce kanala kim atmış bu videoyu? Tabii ki ben videoyu izliyorum. Ben yapmadım bunu. Ama bunun çok mantıklı olabileceğini söylüyordum. Ems tabii olmadı. Ems tutmadı. Ama geliyor. Bak şimdi bak. Aktif. Kendisini takip ediyor. Giderken kendisini takip ediyor ve %30 daha büyük bir alana sahip oluyor zannedersem. Oh. Baksana. Ne güzel değil mi? İşte bu şu anda oyuna gelen yeni hiper şarj. Piper da sonunda bir hiper şarj rakamını bunu söylemiştik zaten. Süperini kullandığında daha fazla bomba bırakıyor. Sonra ve indiği yerdeki düşmanları geri püskürtüyor. Oğlum bak iyi. Sadece bomba sayısının artması Piper yapmazdı bence. Hiper şarjı yapmazdı. Geri ittirmesi iyi. Bir daha bakalım. Bayağı iyi. Ems süperiyle savaşları uzaklaştırıyor ve hedef spreyiyle peşlerine düşüyor. Oğlum o ne lan? Alana atınca kaç tane spray çıkıyor ortaya bak. Bak gördünüz mü? Etrafta bir sürü duman çıkıyor. Yani hiper şarjını kullanıp bastığında abi etrafı komple yok ediyor. Rico'nun süper saldırısındaki mermiler daha uzağa çekiyor. Of. Oğlum bu bildiğin mutasyon. Bildiğin mutasyon. Mutasyon oldu bu. Gale'in süper alanı genişledi ve iki kez ateş ediyor. Oğlum çok iyi. Çok iyi lan. Yani rakibi çok yakın olmayan bir duvara bile attığınızda dondurabilirsiniz. Hiper şarjlar çok iyi. Çok iyi rol yapıyorlar lan. The Paint Brawl season brings a new brawler and a new game mode alongside new skins. The Brawl Pass King for Paint Brawl is Jellyfish. Dikkat edin üçünün de saçları uzun bunlar bu arada ha. Ben bunları çok beğenmedim abi. Ben bunları beğenmedim abi. Ben bu sendleri beğenmedim. Pass kostümleri leş abi. Yeni karakter Clancy. Kabuklu asker. Aslında gerçek bir stakoz değil ama ona söylemeyin. Gizemli endellikte yüksek hasara sahip olan Clancy. Çift boya topu silahıyla diğer savaşlara vurarak maç sırasında 3 kez yükseltilebilir. Göre uf! Abi çok iyi baksana. Bir nevi Pearl'e benziyor. Temel saldırıya başlangıçta bir atış yapıyor. İkinci aşamada arka arkaya iki hızlı atış yapabiliyor. Platin teşekkür ederim. Üçüncü aşamada ise kuyruğundan boya topları göndererek çapraz saldırılar yapabiliyor. Güzel. Süperini kullanırken daha hızlı hareket etmesi bu karakteri bitirir. Knockoff'ta var ya bu çok oynanır söyleyeyim. Pearl'ü daha kullanmazlar diyeyim. Alongside his high stakes skin in the paint brawl season.
Yine buyuyorlar abi. Paint Brawl is a new game mode. Tesadüfe bakın ki boya savaşı. Aynı adlı boya savaşı sezonundan gelen yeni oyun modumuz. Ben bu modu sevdim ha, söyleyeyim. 16 aydır üye. OP Dragon. Sen gerçek misin? Kardeşim helal olsun. Players battle it out to cover the map of paint. Kutlu olsun 16. ayın. Harita yüzeyine en fazla boyayan takım kazanır. Gayet güzel. Çok güzel. Helping you cover more areas. Sıra sende kardeşim. Paintbrawl skins. Go. Tentacle Bonnie. I'm hoping she had. Ha. Dokungaç Bonnie. Umarım büyük canavar Dokungaç Bonnie, baksana. Abi çok tatlı olmuş. Bonnie bayağı tatlı olmuş. Lan oğlum bunlar nasıl elmas yetecek? Cuttlefish Jackie sporting the latest. Cuttlefish Jackie. Mürekkep balığı Jackie. Sokak modasını takip ediyor. Güzel. Blaster Gale. Kaplumbağa Gale. He's got a shell and he's got. Kabuğu sizin sonunuz olacak. Blast you with it. Fena değil. And this is the ranked skin. Aquamarine. Aşamalı kostümümüzde Aquamarine Sprout. Just... Vallahi be, biz diyorduk abi, gelmesi lazım diyorduk Sprout'a kostüm, geldi. Look at that cute face. We ain't done yet. Bu ne abi, korku rüyası gibi, gul yabani gibi. Have three reworks to be released. Gelecek üç yenilememiz var. Frank is getting a much... Frank'te değişiklik yapmak şarttı, doğru. Much needed change to his skill set. The lower... Artık canı azaldıkça saldırı hızı artacak. Güzel. His health is, the higher his attack. Bak adama bak. Frank'e gelen hiper şarjın ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Ama normal atışlarının da değişmesi lazımdı. Biz ne söyledik abi? Ya abi bu yayını takip ettiniz mi baştan beri? Ne söyledik abi biz? Frank en az oynanılan savaşçı. En kötü savaşçılardan bir tanesi. Ulan buna bari kostüm mostüm bir şey getirin de. Hani belki oynanması artar falan filan. Ama adamlar hiper şarj getirdi ve mekaniklerini de değiştirdi biraz. Ve mağara adamı Frank'in de kostümünü başka bir kostümle değiştirdi. Ulan daha ne yapsın? Bence çok iyi yaptılar. Bu değişiklikle saldırıları dayanırken bir yanında hasar vereceği için artık kullanılabilen savaşçı olacak. Frank'in belli oyun modlarında performansının artmasını aynı. Meg artık mekasını kullanırken daha fazla mermi ateşliyor. Nasıl yani? Mutasyonlar gibi mi? Oo, bu ne lan? Oğlum bir merminin yanında bir mermi daha var. Mecha, but we'll have a shorter range. Oğlum çift çift atıyor. We hope this will make her a bit more aggressive and satisfying to play. Böylece biraz daha salgınlaştıracağı için onunla oynamak daha eğlenceli olacak. Chester is getting his current first. Mutlaka Frank gözükecek. Chester'ın şu anki ilk yıldız gücü temel saldırısına ekleniyor. Bak ilk yıldız gücüyle biz konuştuk bugün. Biz yayında konuştuk. Chester'ın yıldız güçlerine baktık. İkinci yıldız gücünün çok ihtiyacı olmadığını, olunmadığını, ikinci yıldız gücüne çok gerek olmadığını söyledik. İlk yıldız gücü neydi? 4 çıngıraklı bir ekstra bir vuruş vururdu, ekleniyordu. Bu artık direkt yıldız güçsüz, normal temel atışına ekleniyor. Ne olacak ilk yıldız gücü? Böylece hep 4 saldırı sahasının aşaması olacak. Ne olacak abi? Yeni yıldız gücü ilk aşama saldırısını daha güçlü yapacak. Bu ne demek abi? İlk aşaması ne demek? If. Benim aklıma direkt bu geldi. Ne demek abi? If'in vardı yani bir tane yıldız gücü ters yapıyorsun ilki daha çok vuruyor. Hah. Yumurta açısının attığı yumurtaların sırası tersine çevirir. Yani en sonunda verdiğin yumurta daha çok hasar veriyordu ya. Bu tersine yapıyor. En sondaki yumurtayı başa alıyor. Daha çok hasar veriyor. Bu buradan gelmiş olabilir. Ama ikinci yıldız gücü aynı kalacak. Korsanların yazı engin denizlere yelken açacak kucucuk. Güzel, ben beğendim. Ruffs, being a good boy, denizlerin Fatih'i Ruffs ile geri dönüyor. Bayağı güzel. Buccaneer Barley. Korsan Barley. Biz ne, bak demedik mi abi? Bak bugün yine yayında, bu yayının başında dedik abi. Barley'e bir kostüm gelmesi lazım. En son Usta Barley gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. O da arada bir geliyordu. Ama Barley'e bir tane daha böyle sağlam 149 taşlık bir kostüm eklenmesi gerekiyordu. Aha, Korsan Barley. Perfect barman for his... Bayağı bak. Çok güzel oldu lan. Çok havalı oldu. And Man of War Doug. Korkulu Doug. Heh, zaten Doug'ın geleceğini biliyorduk. Hepimiz söylemiştik. Doug'da kostüm. Doug'ın kostümü yok. Bunu kostümden saymıyoruz ki biz. Bu ne abi? Kızıl Ejder Doug. Ne oğlum bu? The most chill captain you could have asked for. Bayağı güzel oluyor. Bir nevi Jack Steele'ye benziyor ama bayağı güzel. Lastly. İki yeni Supercell Make topluluk kostümü ise şöyle. Evet. Two new Supercell Make minute skins. Mr. Dragon Fruit. Zaten siz de söylemiştiniz, biliyordunuz büyük ihtimal. Mr. P yapan bir tane güzel bir kostüme ihtiyacı vardı bu karakterin. Diğer kostümleri çok iyi değil. Yani 149 taşlı bir kostüm gelmesi gerekiyordu artık. Ve sonunda geliyor. Make kostümü. Bence gayet güzel. Frankie tarafından oluşturulan tatlı yıldız savaşçısı.
created gayet iyi. By Frankie. Frankie. And Bubble Trouble Amber. Güzel. Double Trouble Amber. Aha. Skating through. Arena'da paten yaparken paten yapıyor. The arena and burning people with bubble. Oğlum bu ne? Hızlıca gösterdin. Ben bayağı beğendim. And Bubble Trouble Amber. Skating through the arena and burning. Amber bayağı güzel. Baksana. Detayları güzel. Saçın taraması güzel. Elindeki asası güzel. Küpeleri falan iyi. Renk seçimi çok iyi. Saç rengi böyle turuncudan kırmızıya doğru gidiyor. Çok iyi. People with bubbles. Just like in real life. Gerçek hayandan esinlendi. Made by Audrey. Bayağı lan. Dur atışına bakalım. Atışı nasıl? People with bubbles. Just like in real life. Oo, baloncuk atıyor. By Audrey. Oo, çok iyi. Hank's title. Hank'in unvanı kararlı karides olarak değişti. Çünkü neden olmasın? Hank'in unvanı neydi? Tank mıydı? Neden olmasın mı? Change to prone. Dur. Şu an unvanı tanktı değil mi? Neydi lan unvanı Hank'in? Bakalım. O en çok karıştırılan şeydi. Bakayım abi. Yok, minik değmen. Aa, pardon. Minik değmen. Ready. Ulan başka bir anlama mı geliyor? Kararlı karides. Because yes. Minik değmen. You can now see in which year you're. Artık hesabınız oluşturulduğu yılı görebilirsiniz. Güzel. Profil puanlama V2 geri dönüyor. Count was created. The blink cap. Mücevher kapasitesi kaldırıldı. Oğlum, niye şimdiye kadar kapasite koydunuz ki zaten? Ne kadar saçmaydı mücevher kapasitesinin olması? Maksimum 7000 ne demek? Lan oğlum, bırak ya kapasite olmasın. Ben bunun yüzünden alamıyordum ödülleri. Evet, kapasite kaldırıldı, güzel. Has been removed. Brock's base model. Brock'un temel tasarımı. Baksana abi, şunu gördünüz mü siz? İzlerken gördünüz mü Brawl Talk'ı? Bak abi. Çıplak Brock'a ne oluyor? As a new fresh. Bu çıplak Brock arkadaşlar. Efsane bir şey oldu. Sanki yeni bir kostüm geldi böyle bir 49 taşlık. Bayağı güzel yani. Bence güzel ya, fena değil. Your account was created. The blink cap has been handled. And now you can has a. Bence kostümsüz Brock kötü değildi. Bence bu güzel. Benim hoşuma gitti ya. Ne bileyim bak, saçları falan iyi. Elindeki o şeyleri falan. You fresh look. You can now create the blink. Ya bu kostümü beğenmeyenleri görüyorum ama şöyle söyleyeyim. Zaten sizin en azından bir tane kostümünüz vardı. Değil mi? Bir tane Brock kostümünüz vardı. Kimse normal şeyi Brock'u oynamaz diye düşünüyorum. Bence bu güzel ya. Benim hoşuma gitti. Fresh look. Lan bedava kostümlü kostümsüz olan bir karakter. Artık kendi eşsiz Supercell ID'niz almanız mümkün. Ben aldım zaten. Nick Super. Rugug yazıyor. O ne lan? 5 tane. Cell ID handle. Benimkine Black Ucu TV yazıyor. Bu profilde de gözükecek artık. Güzel. And now you can see. Ayrıca artık profilinizde ustalar liderlik tablosunda your current rank position in the master mevcut aşamanızı görebilirsiniz. 1 yazıyor. Çok iyi. Leaderboard in your profile. And so the hashtag monitor. Sosyal medyada bu şey Twitter'da falan çekilişler olacak. Bu şeye katılabilirsiniz. Social media for a chance to get your hands on the new skin. Free profile. Ücretsiz profil resmi. O da sabit de zaten. Bir daha atacağım el linki size. Bu link açıklamada var. Açıklamadan bakabileceksiniz. And we didn't change a thing. Everything seems to be pretty normal. Perfect. Good job, guys. Hey guys. Hey guys. What's up? Güzel. Link de açıklamada olacak. Brawl Talk'ı ben genel olarak beğendim. Kutuların ne zaman kalkacağına dair net bir şey söylemediler ama şurada çok ufak bir şey gördük biz, görmediyseniz eğer siz. 14 günlük süre olduğu gözüküyordu. O Megabox'la alakalı. Hatta şurada bir yerde de gösteriyordu. Hatta göstereyim size. 14 günlük süre ama o etkinliğin bitmesiyle alakalı herhalde. Bakın. 14 günlük süresi olacak. Ama işte 32'de kalkıyor yazıyordu. Geldi 12'de gelecek. 32'de gidecek. 14 gün falan, 20 gün falan ama belki kalıcı da olabilir ama bakalım. Buraya 14 gün yazıyor. Buraya 14 gün yazıyor. 13 gün, 13 saat. 20 gün bu şeyin süresi ama burada 14 gün yazıyor. Bakalım. Yani kalıcı olmuyor gibi de duruyor ama bakalım, göreceğiz. Göreceğiz abi. Linki de açıklamaya koyacağım. Şurada bir link var. Burada profil fotoğrafını alabilirsiniz. Ben az önce almayı denedim abi. Az önce almayı denedim ama şu an bakayım tekrar alabilecek miyim? Az önce alamadım. Tıklayalım. Ödülü al diyelim. Al dedim. Aha geldi. Abi ödülüm geldi. Vallahi geldi. Linki atayım size. Linki atıyorum. Açıklamada bu linki bulabilirsiniz. Gelen kutusuna tıkladım. Yeni oyuncu hediye simgesi. Tıkladım ve aldım. Yeni oyuncu simgesi. Hayırlı olsun Brawl Stars. Hemen abi yapalım abi. Yapıştıralım. Brawl Stars oyuncu simgemiz. Gelsin abi şuraya. Evet. Oba. Güzel. Brawl Stars adımızı da artık böyle sarı mavi yapalım mı? Sarı. Güzel. Arkası sarı.
Fena değil, fena değil. İyi. Attık abi, alabilirsiniz. Gelen kutunuzu kontrol edersiniz. Güzel. Güzel bir şeydi. Buralta attı. Bakalım. 12 Temmuz'da geliyormuş. Bekliyoruz.